adada gönüller Çağrı ile alakalı ufak bir konuşma, bir plan yapıyorlar Çağrı'nın üzerine gitmek için. Bakalım neler konuşmuşlar, bir dinleyelim. Bak, bugün dokunulmazlık oyunu. Sen yine bugün ses yapacaksın. Onlar da rahatsız olacak. Deli gibi bağıracağım canım. Çağrı yine gelip sana sus mus derse, evet, sen hiç susma, evet, git üstüne al. Çok dert olmuşuz demek ki adamlara. Sesin rahatsızlık o kadar verdi çok, ki değil çok, mi Poyraz? Çok rahatsızlık vermişim demek. Dili ediyor, dili gözleri böyle. Aynen, aynen. Kafayı yedi yani. Şimdi bir dakika. Ama şu andan itibaren evet, olan bir konuşan olaylardan sonra. Neymiş? Şimdi, yanlışlıkla oyun esnasında geçmemiş değil mi? Sana bir şey söyleyeceğim. Başka planlı bir geçiş yani. Bu planlı bir geçiş mi yoksa olan olayı değerlendirip bir duruş sergilemek mi? Bak evet, şimdi şöyle bir şey. Diyelim ki sen bana oyun alanında bir şey yaptın. Sonra biz adaya gittik. Ben Damla, Melisa konuşuyoruz. Melisa haklı olarak şunu bana söyleyebilir. Ya Hakan, Mert senin üstüne geliyor ama sen böyle bir olay olduğunda bir daha geri vites yapma. Bırak konuşsun, sen de konuş, cevabını ver diyebilir. Bu bir plan değil. Bu olan bir şeyi değerlendirip biz de tavrımızı koyalım demek. Çünkü doğru da bir şey aslında. Evet. Ne düşünüyorsun? Bence bir strateji geliştirilebilir. Yani karşı tarafı kışkırtmak anlamında her şeyi yapabilirsin. O yüzden bunlar Survivor'ın içerisinde olabilecek şeylerdir. Ben burada yanlış bir durum görmüyorum. Teşekkür ederim. Müthiş, tek cümleyle konuyu dükkanı kapattı Melisa. Yani küçük mobbingler bile, biz geçen sene Mert'in bir lafıyla oyun 7-1'den nerelere dönmüş olduğunu gördük. Kırdılar rekorum ama. Kırdılar, gerçekten sinir oldum kırdılar. Akşam. Sinir oldum, o rekor kırdı. Burada karşı tarafa yapılan bir mobbing var ve dokunulmazlık oyunda bunu yani doğal olarak bunun yapılması gerekiyor. Aslında her oyunda yapılması gerekiyor çünkü orası bir yarışma. Biz bir orada rekabeti görmek istiyoruz izleyici olarak da. Bence hiçbir hani tarafından yapılması da gerekiyor. Ama tatlı tatlı olması gerekiyor. O kadar bu diskalifiye yani götürür. O kadar mesela, o kadar dibine kadar girilmeli mi? Ya bu kadar bak demiyorum, diskalifiye götürür evet, bu ama tatlı tatlı olması gerekiyor. Çağrı aslında bugüne kadar çoğu noktada da hani bir arkadaşlar geçmeyin, buraya şey yapmayın, bazen vücut diliyle, bazen biraz sert, bazen yumuşak olarak. Üç kere oldu uyardı. Geçen sonunda uyardı. Poyraz'ı uyarmıştı ve takımda şahit oldu. Yine aynı şekilde Dora'yı uyardı. Sen 1-2-3 yaptıktan sonra bunlar ne kadar tatlı dille söyleyebilirsin karşı tarafa? Yani ya bilmiyorum, çok aradayım ya. Biraz çünkü şöyle oluyor bak, hani bir olaya baktığın zaman hani hep söylerim, diş fırçasından evde kavga çıkar, sonra karı kocanın ayrılmasına kadar gidebilir. Evet. Aslında olay ne, diş fırçası. Burada hani bir çizgiyi geçmek işte o diş fırçası örneği gibi ama en sonunda ayrılma var. Şimdi Çağrı'nın geldiği yer o kadar yüksek ki. Evet. O baştan oraya gidene kadar yolu bile göremiyoruz Çağrı'nın o tavrından dolayı. Şu an mesela burada biri izlese bunu, emin ol ki Çağrı'yı suçlar. Çünkü acayip bir çıldırma, acayip bir şey. En başından beri olan şeyi diyorsun değil mi? Evet, yani her şeyi değerlendirince savuşması aslında Çağrı'nın da haklı olduğu yerler var. Ama akılda kalan son verilen tepki oluyor. Peki bir şey soracağım. Yani. En başta baktın ki sen bir olay var. Bir evet, olay bir yere doğru gidecek. Çünkü orada Dora geliyor, bir tahrik ediyor, bir şey yapıyor falan filan. Orada mesela olayı en başta çözmek istesen sen. Ama ben de sinirleneceğim birazdan. Ben de sinirlenmeyeyim. Bu da gitsin bencinde takılsın, buralara kadar girmesin. Bunu engellemek istesen ne yaparsın? Şöyle bir şey. Ünlü takımında, pardon, gönüllü takımında karşı tarafa sözcü olabilecek yaşta, tecrübede ve duruşta biri yok. Zaten bütün sıkıntı bu. Yani karşı tarafla biri konuştuğu zaman ister istemez ona abi diyen biri karşılarına çıkıyor. Evet. Bence en büyük sıkıntı bu. Yani mesela o taraftaki Barış burada olsa, ya da atıyorum Hayrettin ya da Cemal Hünal bu tarafta olmuş olsa, o tatta biri böyle biraz da yaşını başını almış, saygı duyulabilecek belki hani evet, tavrından, oturması kalkmasından dolayı. Burada şimdi hani kolej takımı gerçekten gibi yakın. Bak Damlalar da öyleydi mesela. Serkay, Damla, Gizem, Zafer, Aylin. Kimler vardı başka? Gizem söyledin. Herkes söyledik az çok zaten. Efecan'ı da söyledik. Ya yani mesela onlar bir böyle kolej takımı gibi duruyorlardı. Çok. Ama bak şimdi şöyle bir durum var. Biz evet o zamanlar belki böyle çok toyduk diyeyim artık. Hani nasıl davranılması gerektiğini bilmiyorduk. Çok agresifliğe vurabiliyorduk kendimizi ama hani otokontrolümüz yerinde değildi. Şu anda baktığımda, dışarıdan o zaman da izlediğimde şey diyebiliyorum. Evet, Survivor kuralları çerçevesinde karşı tarafı kışkırtmak, belki onun sinirlerini bozmak için her şeyi yapabilmek, sesinin üstüne çıkıp daha fazla bağırabilmek, bunların hepsi aslında Survivor'ın içerisinde var olan şey. Yani bunları yapabilirsin. Karşı tarafı sinir etmek için de elinden geleni yapabilirsin. Ama aynen, sen kendinden mükellefsin, öyle değil mi? Kendini tutabiliyor olman lazım. Kendine bir şekilde kontrol edebiliyor olman lazım. Bu arada lazım. Bunları yapabilirsin dediğin seyirci seni oyluyor.
Seyirci derse ki Damla, Hakan herkesi tahrik ediyor derse, ona ama göre seni finale götürüyor ya da götürmüyor. Tamam, doğru, ama senin duruşun önemlidir ya. Karşı tarafın duruşu önemlidir. Eğer sen çok sakin kalabilirsen bu bana eksi yazar. Ama sen yükseliyorsan ve davranışlarını kontrol edemiyorsan, bir hırçınlığa da başvuruyorsan, o zaman aslında kötü görünen sen oluyorsun, ben değil. Evet. Doğru. Aynen öyle. Bak orada ya, tam spor, olarak o oluyor. Bir spor müsabakası var ya orada sonuçta. İki tane takım bir şey için mücadele ediyor. Bu bir spor müsabakası. Futboldan örnek vereyim. Küfür yiyen futbolcu dönüp taraftara saldırırsa bu profesyonel bir davranış olur mu? Olmaz tabii. Onun kişisel şeyidir yani. Azmedememiştir. Göğsünde yumuşatlamamıştır topu yani. Burada da aynı şey abi. Yani gelmeyeceksin. Profesyonel davranacaksın. Tahriye gelmeyeceksin. Aynen. Gelirsen zaten karşı taraf psikolojik olarak kazanmış oluyor. Psikolojik tabii. Üstünlük kurmuş oluyor senin takımın üzerinde. Katılıyorum. Sen ne diyorsun Melisa? Ya biraz daha gönlü takımı bence takımı olduğu için, yani ben yapıyorum, ben konuşmam lazım, beni dinlemeleri lazım, ben en iyisi olmam lazım. Şu an takım umurunda değil dedikleri için zaten bir süre sonra Birleşme Partisi'nden sonra biraz daha bireysel dönmeye başlayacak. Ama buraya kadar takım, yani izleyen zaten bunu biraz daha Ünlüler takımı olduğunu düşünüyorum izleyerek gelen. Ama buraya baktığın zaman bence bir takım olduğu için şu an takım olmayı başaramıyorlar. İlk önce temelini çözmeleri lazım. Yani takım olmayı başarabilmeleri lazım. Bir şey söyleyeceğim. Sizce bu kavgayı ve tartışmayı çıkartan Çağrı mı başlangıç noktası? Doğru. Değil tabii ki. Çağrı değil. Değil. Sonra şimdi burada Barış Baran'ın tepkisine karşılık, hani öyle bir tepkiyle gitmemiş olsaydı sizce tartışmalar bu noktaya İkinci gelir miydi? İkinci tartışma büyümezdi. İkinci tartışmanın fitilini ateşleyen Barış'ın ne var ya, ne dediniz siz bilmem ne falan diye yükselmesi. Evet, aslında yani bence sadece Çağrı değil, hani karşı tarafta kurulan. Kaldı en yapmaması gereken de Barış'a. Evet, takımın abisi, takımın kaptanı Cemal giderken demiş ki takım sana emanet tamam, demiş ya. Tamam, ben de aynı fikirdeyim. Şunu diyorum yani, aslında Barış bu şekilde yükselişe geçmemiş olsaydı bence Çağrı da ateşlenmemiş olurdu tabii bir yerde. Çağrı da yükselmemiş olurdu. Ki takım kaptanı olan Barış herkesi susturması gereken ya da daha sakin kalması gereken, o takımı birlik beraberlik içerisinde tutması gereken kişi Barış. Çok doğru noktaya değindin. Ama neden Barış bunu yapmıyor? Daha sonrasında zaten Çağrı olaylara giriyor ve şimdi biz neyi konuşuyoruz? Çağrı ile Poyraz'ın kavgasını ya da Çağrı'nın çok yükselmesini, agresif olmasını diğer tarafa bak, Poyraz ne yapıyor? Sakin olun arkadaşlar, sakin olun. Cevap vermeyin, gerek yok. Takımı sürekli böyle adrenalin düşürmeye çalışıyor, sakinleştirmeye. Allah helal olsun. Şimdi o zaman şöyle devam edelim. Yaşı küçük hepsinden Poyraz'ın. Ama hepsinden büyük abi. Bak hepsinden büyük ya davranış olarak. Yaş olarak küçük. Ama her davranışını tasvip ediyor büyük. Musun sen Poyraz'ın? Ediyorum, hiç daha yanlış bir şey görmedim. Şimdi Baran'la Duygu da Dora hakkında konuşuyorlar. Dora'nın bu olaylardaki tepkileri Baran'la Duygu'nun tepkisini çekiyor. Bakalım neler demişler. Yani araptığım için ben...